Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere biraz küpe çiçeklerinden bahsedeceğim. Bakımlarından, hangi besinleri verdiğimden, sulamasından, toprağından bahsetmeye çalışacağım. Ama ilk önce size küpe çiçeklerimi göstermek istiyorum. Bakın bunu ben geçen yıl almıştım. Geçen yıl tanıştım küpe çiçekleriyle ve çok sevdim. Bolu'nun iklimine, hava şartlarına da çok uygun bir çiçek bence. Şuna bakar mısınız? Yaprağından fazla çiçeği var. Maşallah, subhanallah. Her tarafında çiçeği var. Biraz önce de böyle fısfısla yapraklarını da suladım. Bakın kuru bir kök gibi ama görüyorsunuz her tarafları çiçek. Bunu da yeni aldım arkadaşlar. Katlı küpeli. Bakın bu da çok tatlı, çok güzel. Biraz böyle küpe çiçeklerinin dilini çözmeye başladım. O yüzden değişik renklerini de almak istedim. Biraz önce söylediğim gibi bunun havasını da çok sevdiler. Bakın bunun da her yeri tomurcuk. 15-20 gün kadar oldum. Bunu da pazardan almıştım. Bu da böyle gayet keyifli devam ediyor. Bunu da yine geçen sene almıştım arkadaşlar. Bu da koyu kırmızı, içi de koyu mor. Bunun da her tarafı görüyorsunuz tomurcuk. Bunu da böyle küçük bir viyolde aldım bu yıl 5 liraya. Çok uygun geldi. Beyaz içi dışı beyaz diye aldım ama bakalım artık nasıl kısmet ne çıkarsa. Arkadaşlar küpe çiçekleri serin, esintili ortamı çok seviyorlar. Sulanmayı çok seviyorlar. Yazın ben gün aşırı suluyorum. Bir gün suluyorum, bir gün sulamıyorum. Bugünlerde bile yeni yeni böyle bir hafta 10 gündür artık havalar baya baya ısındı. Çok şükür yaz geldi. 2 güne 3 güne bir suluyorum. Ya siz ikliminize göre, bulunduğunuz yerin sıcaklığına göre o sulama derecesini ayarlayabilirsiniz. Fakat muhakkak kuzey tarafa koyun. Böyle akşam güneşi tam böyle güneş batarken çok hafif de güneş görüyor burada bu küpe çiçeklerim. Ve halinden konumundan gayet memnunlar. Şimdi gelelim arkadaşlar küpe çiçeklerime ne veriyorum. Nasıl bu kadar güzel coşuyor. Bu kadar çok çiçekleri oluyor. Şimdi size onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar, verdiğim bahar gelirken, kış çıkarken verdiğim sadece bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu da bildiğiniz halis mulis yanmış ahır gübresi. Başka da hiçbir şey vermiyorum. Çiçeklerime belli başlı verdiğim şeyler var. Bunları da sizlerle ara ara paylaşıyorum videolarımda arkadaşlar. Denemediğim hiçbir şeyi de sizlere önermiyorum. Böyle bol bol çok fazlaca yanmış ahır gübresi veriyorum arkadaşlar. Bunların diplerine böyle ben doldurdum. Üstlerine çünkü saksılarını değiştirmemiştim. Bu yıl. Geçen seneki saksıları bunlar. Daha dedim çok büyümediği için. Saksılarını değiştirmek istemedim bu yıl. Onun için üstlerine bolca ahır gübresi takviye ettim ve görüyorsunuz arkadaşlar sonucu maşallah sübhanallah çok güzel oldu, çok güzel gelişti. Baktıkça bakasım geliyor, bakmalara doyamıyorum. Şu ahır gübresini de size bakın göstereyim. Yanmış arkadaşlar bu. Hiçbir şey olmaz. Böyle bunu istediğiniz kadar verin. Çiçeğinize hiçbir şekilde zarar vermez arkadaşlar. Görüyorsunuz diplerine böyle bol bol verdim. İstediği kadar da sulamasını yaptım. Ve böyle güzel güzel geliştiler, büyüdüler.
Toprağına da gelirsek arkadaşlar, sadece bahçe toprağı ve biraz önce söylediğim gibi bol bol yanmış ahır gübresi var. Sadece buna elimde vardı. Çam toprağı da ilave ettim. Bunun saksına o kadar arkadaşlar. Öyle toprak falan aramıyorlar. Zaten en güzeli kaliteli bir bahçe toprağı. Çok fazla hazır toprak kullanmıyorum ben. Ve durumlar böyle arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.